Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Evet, elimde yine böyle bol ajurlu güzel bir modelim var. Modelimi bayan, çocuk, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Atkı yelek yapımında, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Evet, her bir motifinin genişliği 5 ilmekten oluşuyor ve 4 sıra yüksekliğinde. Evet, 5'in katları olarak hesaplamamız gerekiyor. İlave ilmek istemiyor. Evet, arka yüzü de böyle. Evet, şimdi anlatımına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet, şişe ilmekleri attıktan sonra bir sıra düz örüyorum. Örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Evet, modeli şimdi başlıyorum. Modelin birinci sırasına başlıyorum. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Evet, bir ilmek düz örüyorum. Bir dolayıp arttırma yapıyorum. Tekrar bir ilmek düz. Yine bir dolayıp arttırma yapıyorum. Yine bir ilmek düz. Evet, iki ilmek ters. Evet, tekrarlıyorum. Bir ilmek düz. Bir dolayıp arttırıyorum. Yine bir ilmek düz. Yine bir doluyorum. Yine bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Yine bir doluyorum. Bir ilmek düz. Evet. Sonda bir ilmek ters yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Evet, düz gördüğüm ilmeğimi düz örüyorum. Ters olanları da ters örüyorum. Evet, 5 tane ters ilmek örüyorum. 5. Evet, aralarda 2 ilmek düz var. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Yine 5 ilmek ters. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet, yine 2 ilmek düz var. Yine 5 ilmek ters. Evet. Sonda bir ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, örgümü yine ön yüzüne çeviriyorum. Bir ilmek ters yine. Evet, burada düz örmüş olduğum ilmekle yanındaki arttırmış olduğum ilmeği ikisini birden alıyorum. Evet, yine ortadaki düz ilmeğimi düz örüyorum. Bu arttırdığım ilmekle yanındaki düz ilmeği de ikisini birden alıyorum ama ters taraftan alıyorum. Yani şişimi böyle gördüğünüz gibi ön taraftan alıyorum. Arkadaki şişe ipimi doluyorum. Evet, ilmeğimi çıkarıp diğerlerini bırakıyorum.
Evet, ters tarafta kaldı. Düz tarafa aktarıyorum. Evet, böylece bu kestirmelerin, ilmeklerinin motifin merkezine doğru bakmasını sağlıyorum. İkisini aynı yöne yapmamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi merkeze doğru olması için bu şekilde yapıyoruz. İki ilmek ters örüyorum. Evet, hemen yanındaki motife geçiyorum. İki ilmek birden alıyorum. Evet, ortadaki düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu iki ilmeği de ters taraftan bir ikili kestirmeyle alıyorum. Evet, iki ilmek ters. Bir ikili kestirme. Bir düz ilmek. Bir de ters yöne ikili kestirme. Bir ilmek ters. Evet, modelimin dördüncü sırasına başlıyorum. Yine burada iki ilmek, pardon, bir ilmek düz var. Onu düz örüyorum. Evet, bu ters olan ilmekleri de düz örüyorum. Düz olanları da düz örüyorum. Yani bir sıra tamamen düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan tamamen düz örüyorum. Evet, örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Evet, bundan sonra modelimi ilk başta yapmış olduğum gibi tekrarlayarak devam ettiriyorum. Gevşek örmeye dikkat edelim. Sıkı örülen bir model değil. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.